Irak'ın aydınlık yüzü Türkmenil Televizyonu'ndan herkese merhabalar. Yine gerilim, heyecan, korku dolu filmlerle karşınızdayız. Sizler için incelememizi istediğiniz filmler varsa bizi sosyal medya hesaplarımızdan ya da WhatsApp numaramızdan ulaşabilirsiniz. O zaman Cinevizyon başlasın. İlk sırada Aşkın Saati 19.03. Koyu bir Beşiktaşlı olarak bu filmi önermek ve incelemek gurur verici. Uzun bir zamandan sonra Beşiktaş'ın şampiyon olması herkesi sevince boğar. Ancak Beşiktaş şampiyonluk maçını izledikten sonra dedesinin kalp krizi geçirip ölmesiyle Oktay'ın hayatı karmakarışık hal alır. 1 2 3 Tilko tam bir gol makinesi. Ben bu transferi yaptırırım arkadaş. Allah bak sen ciddi bak. Allah Allah. Artık bir yetişkin olan Oktay, anahtarlık bulmasıyla hayatı bambaşka bir hal alır. Anahtarlığı bulduğu dükkanına giren Oktay, sevdiği kız ile tanışır. Ve büyük aşk başlar. Babamı kaybettim komiserim. Çok az düşebiliyorum. Çok az düşebiliyorsun. Ben kızla buluşacaktım, oraya randevu vermiş. Defile mefile değil, biz defile yapıyorduk komutanım orada. Only friends. Vallahi benim hiçbir şeyden haberim yoktu komutanım. Zaten böyle bir şey yapacaklarını bilseydim hayatta görüşmezdim onlar. Kim bir daha deneyelim dedi? Başkan aslında ben sadece olabilirim. Oktay'ın üniversite öğrencisi Aslı, Beşiktaş samti üzerine tez yazmaktadır. Ve gün geçtikçe birbirlerine daha çok bağlanan Aslı ile Oktay'ın hayatı mutlulukla sonlanacak mı? Merhabalar, ben Oktay. Ben bir anahtarlık buldum da Beşiktaş'ta. Efendim, iyi misiniz? Daha önce hiç bu kadar iyi olmadım. Çocuk kim? Adayımız. Beşiktaş mı? Sizin kadar değil. Beşiktaş ruhunu yaşatan ve bu aşkı kaleme döken Özgür Özgülgün, bizim filmde hiçbir takımı rencide etmeden ve kötü söz ve şiddet bulunmadan bu filmi yazdık dedi. Selam. Sevdamız daima sonsuz. DC severlerin yakından tanıdığı Aquaman and the Lost Kingdom yayınlandı. James Wan'ın yönetmenliğinde Aquaman ve Kayıp Krallık vizyona girdi. Dünyayı geri dönüşü olmayan bir tehlikeden kurtarmak için kardeşiyle birlikte Orm ile ve Aquaman'ın mücadelesini konu ediyor. No home. But now, I'm a husband and a father. And I wouldn't have it any other way. And I do, Pops. My job was a little less stressful than yours. İlk karşılaşmalarında Aquaman'ı yenmeyi başaramayan Black Manta'nın pes etmeye niyeti yoktur. Aquaman'den intikamını almaya kararlı olan Black Manta, onun sonsuza dek yenmek için her şeyi yapmaya hazırdır. İki üvey kardeş krallıklarını koruyup dünyayı bu yıkımdan kurtarmak için anlaşmazlıklarını bir kenara bırakmak zorunda. Call this place home. But that doesn't mean they all like me. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. I'm gonna murder his family and burn his kingdom to ash. Be stopped, or a global meltdown is imminent. I think I know someone might be able to help us. Ooh, you look rough. Good job, little brother. High five. Do not call me brother. I cannot believe you let this happen. Yeah, well, I hate this job. True king builds bridges, right? King builds bridges. We need to find Manta. He's different now. He's stronger than before. It's the Black Trident. During King Atlan's time, there were seven kingdoms. And the Trident was a curse upon them all. The Trident's dark magic is spreading. He means to end the bloodline. I
I don't know what lies ahead, but we can't leave our children a world without hope. You're not as bad at this as you think. If you lead, the Seven Kingdoms will follow. A Hunting in Venice. Emekli olmasına rağmen kendisini gizemli bir cinayet vakasının içerisinde bulan dedektifin hikayesini konu ediyor. Ve ayrıca IMDb puanı da 6.5. Everyone who ever lived here falls victim to some tragedy. Like her daughter a year ago. My daughter was my whole life. To hear her voice again, I would give all. Artık emekli olan ve dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olan Venedik'e giden dedektif, terk edilmiş perili bir binada düzenlenen bazı olaylarla karşı karşıya kalır. Misafirlerden birisinin öldüğünü öğrenen dedektif, katilin kim olduğunu ortaya çıkarmak için harekete geçer. Cinayetleri araştırırken kendisini sırlarla dolu bir dünyanın içerisinde bulan dedektif, bu cinayetin gizemini çözebilecek mi? That woman called the spirits. And they answered. You saw what I saw. For once in your life, admit that you are up against something bigger than you. Tonight, we are all afraid. We cannot hide from our ghosts. Whether they are real or not. Zeytin Ağacı. Ada, Sevgi ve Leyla'nın üniversitede başlayan arkadaşlıkları gün geçtikçe büyük bir dostluğa dönüşür. Ada başarılı bir cerrah, Sevgi ise hırslı bir avukat, Leyla ise bunların aksine çalışıp kariyer yapmamaktadır. Hayatımızda bazı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsak bu döngüden çıkmamız mümkündür. Kızlar. Ayvalık'a gidiyoruz aşkım. O zaman road trip başlasın. Afiyet olsun. Da kalmamış zaten. Bir ruhsal çalışmadır. Buradaki amaç bugün yaşadığımız sorunlarımızın, İçinden çıkamadığımız döngülerimizin köküne inmek. Sevgi kanser olur ve Leyla'dan kendisini gizemli bir adamı bulmak için Ayvalık'a götürmesini ister. Sevgiyi bu kararından döndüremeyeceklerini anlayınca da çaresizce hep birlikte yola koyulurlar. Bazı şeyleri geçmişten bugüne taşıdığımıza. Öyle her zaman her şeyden kaçamazsın, üstünü kapatamazsın. Sorduğun soruların cevabını almaya mı sabrın yok, yoksa şöyle bir zeytin ağacının altında durup dinlenmeye mi? Hey, kaçmak yok. Bak, bu konuyu konuşacaksan. Bir daha kavga ederseniz kafanızı kırarım. Henüz bilmedikleri şey bu yolculuğun hepsinin hayatını değiştireceğidir. Sevginin başlattığı bu arayış hepsinin hayatını etkiler. Kır aşk. Herkes hata yapar. Hatalar telafi edilmek için yapılır. Salaklar, iyi ki varsınız. Ben İstanbul'a dönünce memelerimi yaptıracağım. Salak.
Land of Bad filmi yayınlandı. Başrolünde Russell Crowe'un yer aldığı Land of Bad etkileyici sahneleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Russell Crowe'un yer aldığı Land of Bad filminde John Smith olarak bir askerin hayatını kurtarıyor. We were having a very pleasant day. Blessed. Then someone rains on our parade. They removed one cancer just to find another. This is not the conversation we should be having right now. Şubat ayında vizyona giren film, ABD ordusuna bağlı bir Delta Force birliğinin teröristlerin elindeki CIA ajanını kurtarmak için Filipinler'de göreve çıkmasını konu ediyor. Ancak operasyon rotasından sapınca çaylak subay kendini tehlikeli bir arazide buluyor. Yo, hand over in five. I'm ready. I'm your eyes in the sky and the bringer of doom. Subtle. I got movement. We got a situation. RPG 12 o'clock, incoming! Weapons away. Reaper, you there? Reaper. We're here, playboy. You gotta get your ass on the move, son. Come on, soldier. Hang in there, okay? Çekimleri geçtiğimiz yıl Avustralya'da gerçekleştirilen Land of Bats filmi etkileyici sahneleriyle seyirciyi bir an bile üzmüyor ve herkesi tatmin ediyor. It's not where you want to be. It's not here. It's not here. It's here. Three hostiles heading your way. Do not move. There's no way I'm off this island. Remember your train. This is gonna get ugly. Our priority is protecting the men and women who serve this country. Five, four, three, two, one. You gotta move, man. Get up and go. No Way Up. Düşen bir uçağın içerisinde yaşam mücadelesi veren insanların hayatını konu ediyor. İçerisinde bambaşka karakterlere sahip olan insanların olduğu bu uçak Pasifik Okyanusu'na düşer. This trip is gonna be a blast. Who says chicks don't know how to travel like? Brandon? Spoke too soon. We're going to a resort in Cabo. What does he think you need a bodyguard for? Every situation has the potential for violence. Here, it's virtually zero. Hey, Vaughn. Where you going? They said I could sit at the back. It's not a busy flight. Wow. Babysitter is finally letting you grow up. Üç farklı karakterin gözünden anlatılan ve her birinin birbirine zıt geçmişiyle ön plana çıkan No Way Up, düşmanlık ve çaresizliğin yanı sıra dayanışma ve insanın içindeki umudu aydınlatıyor. No Way Up, izleyicinin içerisini umutla doldururken aynı zamanda da gerilim dolu sahnelerle seyirciyi geriyor. Massive destruction holds up. Look, they come to save us. Hey, we're over here. We're gonna have to find our own way out. What's a shark doing on a plane? Ava!
I'm sorry, kid. You're gonna have to do this one on your own. Bugünlük bölümümüzün de sonuna geldik. Haftaya yine yepyeni filmlerle karşınızda olacağız. Sizler için incelememizi istediğiniz filmler varsa sosyal medya hesaplarından ya da WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Toka Cafe'ye de çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığı için. Türk Menil Televizyonu'nu takip takılın diyoruz. Müzik